Merhabalar, bugün sizlere deniz anası hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Deniz anası veya medüs, serbestçe yüzen ve beyni bulunmayan deniz canlısıdır. Fransızca medusa, deniz anası sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük eski Yunanca medusa, mitolojide yılan saçlı tanrıça sözcüğünden alıntıdır. Deniz anaları, yassılaşmış ve yüzmeye uyum sağlamış varlıklar olarak tanımlanabilirler. Vücut şekli çoğunlukla yayvan ya da kubbeli bir şemsiye şeklindedir. Poliplerden daha karmaşık yapılı canlılardır. Yüzme organı olarak bir şemsiye gelişmiştir. Bu organ sayesinde hayvan ileriye doğru hareket eder. Medüzlerin beyinleri yoktur. Bunun yerine sinir sistemleri ışığa ve kokuya duyarlı şekilde gelişmiştir. Küçük balıklarla ve diğer küçük deniz canlılarıyla beslenirler. Vücutları hidrodinamik olmadığı için yavaş yüzerler ve avlarını yakalamalarına yardımcı olacak şekilde bir dalgalanma yaratırlar. Deniz anaları bir eşeysiz üreme şekli olan tomurcuklanmayla ürerler. Deniz anasının çeşitli türleri dokungaçlarında zehir taşırlar. Başka bir canlının bunlarla teması halinde, deniz anasının ölü olduğu durumlarda bile zehirlenme söz konusu olabilir. Bu durum deniz anası sokması olarak nitelendirilir. Deniz anası en az 500 milyon yıldır ve muhtemelen 700 milyon yıl veya daha uzun süredir varlığını sürdürmektedir ve bu da onları en eski çok organlı hayvan grubu yapmaktadır. Deniz anası, belirli kültürlerde insanlar tarafından yenir. Rizostoma düzenindeki türlerin preslendiği ve fazla suyu uzaklaştırmak için tuzlandığı bazı Asya ülkelerinde bir incelik olarak kabul edilirler. Avustralyalı araştırmacılar onları, mükemmel gıda, sürdürülebilir ve protein açısından zengin ancak nispeten düşük kalorili olarak tanımladılar. Deniz anasının avlarını bastırmak için kullandığı batıcı hücreler insanlara zarar verebilir. Hafif rahatsızlıktan ciddi yaralanmaya ve hatta ölüme kadar değişen etkilerle her yıl binlerce yüzücü, deniz analarından zarar görmektedir. Küçük kutu deniz anası bu ölümlerin çoğundan sorumludur. Koşullar uygun olduğunda, deniz anası, balık ağlarını doldurarak balık av araçlarına verilen zarardan sorumlu olabilen geniş sürüler oluşturabilir ve bazen sularını denizden çeken güç ve tuzdan arındırma tesislerinin soğutma sistemlerini tıkayabilir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.